Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine ünlü bir markanın çantasını sizlerle paylaşacağım. Çanta iki renk katiple hazırlanmış. Ben de yine aynı şekilde iki renk katiple hazırladım. İstediğiniz farklı iplerle çalışabilirsiniz. Polyester makrome ipi, pamuk makrome ip, koton iplerle, raf iplerle hazırlayabilirsiniz. Çantanın eni 38 santim, yükseklik 39 santim. Askı boyu da 63 santim oldu. Toplamda 300 gram katip kullandım. 100 gram kadar da siyah renkten ördüm. Çantanın tabanı bakın bu şekilde sık iğneden oluşan kolay dikdörtgen bir taban yapacağız. Daha sonra çantanın duvar kısmı hem kafes hem de sık iğneden oluşan şeritler yapacağız. Çok şık, güzel, kullanışlı bir model. Bakın bu şekilde modelimiz. Askı da yine aynı şekilde sık iğneden oluşuyor. Çantanın içini de sizlere göstermek istiyorum. Çantanın içi de oldukça derin, kullanışlı bir çanta. İçine astar yapıp orta kapanma yerinde çıt çıt dikilebilir. Çantamızın yakından görünüşü bu şekilde. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz iki renk katip kullanacağım. Siyah ve bej rengi ve çantayı örmek için tığ numaramızda 3,5 milimlik bir tığ kullanacağız. Hiç vakit kaybetmeden çantamızın yapımına geçelim. İlk önce çantanın taban yapımıyla başlayacağız. Sık iğneden oluşan kolay bir taban hazırlayacağız. Burada istediğiniz zincir sayısıyla başlayabilirsiniz. Ben burada ipimi aldım. İlk burada birincisini kilit yaptım. Onu zincirden saymayacağım. Ben 18 tane sık iğne yapacağım. 18 tane sık iğne için 19 tane zincir çekmem gerekiyor. 1 2 3 zincirimi çekip geliyorum. 19 tane zincir çektim. Zincirimiz bu şekilde. Şimdi zincirin ters tarafını çevireceğim. Ters tarafını çevirdim. Bakın arkasında duran zincirin tek ilmekler var. Şimdi bunlara batacağız. Zincirin arkasını çevirdim. Bir önceki zincirin yani 18. zincirin içine battım. İlmek çıkartıp tığımda 2 ilmek var, ikisini bir ördüm. Bu şekilde birinci sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bir sonraki zincir boşluğuna batacağım. Bakın hep arkasında duran tek ilmekler var, onlara batıyoruz. Bir sonraki zincir boşluğuna battım, 2 sık iğne. Bu şekilde zincir boşluklarına birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim ve toplamda burada 18 tane sık iğnem olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Kenar daha düzgün olması için zincir çekmeden dönüş sağlayacağız. Burada ilmek uzattım. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce bu ilmeğin hemen dibindeki boşluğa batıp tekrar buraya ilk sık iğnemi yapmış oldum. Tekrar yanındaki sık iğne boşluğuna ikinci sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her sık iğne boşluklarına birer defa batıp sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim ve yine burada ikinci sırada da yine aynı şekilde 18 tane sık iğnemiz var. Hep aynı sırada, her sırada 18 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi bir üst sıra için tekrar ilmek uzattım. Örgümün arkasını çevirdim. İlk önce uzattığım ilmeğin dip noktasındaki boşluğa buraya ilk sık iğnemi yapmış oldum. Bu şekilde birer tane sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son sık iğne boşluğuna da bu noktaya 18. sık iğnemi yapmış oldum. Tekrar bir üst sıra için ilmeğimizi uzatıp örgümüzün arkasını çevirip
İlk boşluğa ilk birinci sık iğnemizi bu şekilde yapacağız. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım, ileri geri örelim. Burada toplamda sizlere en son kaç sıra sık iğne gittiğimin bilgisini paylaşacağım. Sıramı ben tamamladım. Burada toplamda 46 sıra olacak şekilde sık iğnelerime gittim. Dediğim gibi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben burada 46 sıra ördüm. Şimdi sizlere bu şekliyle tabanın ölçüsünü de vermek istiyorum. Çevresine birer sırada daha sık iğne gideceğiz. O zaman da sizlere son bitmiş halinde tabanın ölçüsünü paylaşacağım. Bu şekilde tabanın eni 30 santim ve derinlik 10 santim de derinlik var. Şimdi biz burada 46. sırayı tamamladım. Bir sıra tabanın çevresine sık iğne gideceğiz. Onu yapmak için köşede bir tane zincir çektim. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi burada hemen zincirin dibindeki yani ilk köşe boşluğuna batıp buraya iki tane sık iğne yapacağım. Bir ve aynı noktaya batıp ikinci sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin içine de işaretleyici takacağım. Daha sonra sıramızı tabanı bitirdikten sonra bu noktada bitireceğiz. Şimdi bu şekilde köşeye bir zincir çektik ve iki tane sık iğne ile başlamış oldum. Yanındaki sık iğnenin içine batıp bir tane sık iğne, bir sonraki sık iğnenin içine tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Sadece köşeye iki tane sık iğne ile başladık. Diğerlerine birer tane batacağız ve tekrar köşeye kadar gelelim. Köşeye geldim. Köşedeki boşluğa 3 tane buraya sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Köşeye 3 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi bu tarafa doğru birer tane sık iğne yapacağım. Bizim burada her sıra sık iğnenin kenarında bir boşluk var. Bakın her sıra yaptığımız sık iğnenin kenarındaki boşluklara birer tane tekrar sık iğne yapacağım. Şimdi hemen yanındaki bakın sıramız bizim sık iğne sıramız burada ve kenarındaki boşluk. Her sıra sık iğnenin kenarındaki boşluklara batacağım. Yanındaki boşluğa tekrar sık iğne, bir sonraki boşluğa yine aynı şekilde birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve köşeye kadar gelelim. Köşeye geldim. Köşedeki son boşluğa buraya aynı nokta 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Örerken de kısa ipimi de içeride bırakacağım. Köşeye 3 tane yine sık iğne yapmış oldum. Şimdi devamında bakın hemen burası bizim tabanın başlangıç noktasıydı. Birer tane boşluklara sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Tekrar köşeye kadar gelelim. Tekrar köşeye geldim. Köşeye buraya 3 tane aynı noktaya sık iğne yapacağız. 1 2 ve 3. 3 tane aynı noktaya sık iğne yaptım. Şimdi tekrar yanındaki boşluktan itibaren birer tane yine sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Aynı bu tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta da uygulayacağız ve bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi biz sıranın başında
İki tane köşede sık iğne ile başladık. Üç tane olması gerekiyor. Sıranın sonunda da bir tanesini burada tamamlayacağım. Şimdi en son köşeye bir tane son sık iğnemi yapmış oldum. Biz iki tane köşeye sık iğne ile başlamıştık. Sıra sonunda son kalan bir tane köşeye sık iğnemi yaptım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. İşaretleyiciyi çıkarttım. İlk yaptığım, yani işaretleyicinin olduğu noktaya batıp ilmek çıkarttım ve diğer ilmekten çıkartıp ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk ve tabanı bitirdik. Şimdi tabanı son bitmiş halini sizlere ölçüsünde paylaşacağım. Tabanın eni 31 santim ve derinlik 11,5 santimde derinlik var. Şimdi burada tabanı bitirdikten sonra çantanın duvar kısmına biraz sık iğne gideceğiz. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Biz burada birleştirme yaptığımız zaman tam orta kısma gelmiş olduk. 3 tane köşede sık iğne var. Tam ortadaki sık iğneye birleştirme yaptım. Şimdi burada birleştirme yaptıktan sonra bir tane bu noktada zincir çektim. Zincirin dibindeki boşluğa buraya ilk sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi alt kısma belli olması için sık iğnenin altına işaretleyici taktım. Daha sonra çantanın duvar kısmını biraz sık iğne yaptığımız zaman bu noktada bitirmiş olacağız. Şimdi hemen yanındaki sık iğneye geçtim. Burada bizim normal sık iğnemiz bu şekilde. Şimdi üstteki duran tek kanadına batacağım ve tabanın tersine doğru çeviriyorum. Bakın, burası bizim tabanın tersi. Bunu da şu şekilde anlayabiliriz. Kenarına bir sık iğne yapmıştık. Sık iğnenin bir sıra sık iğne yaptığımız kısım düz tarafı. Bakın burası ve ters tarafı da sık iğnenin burası. Burası bizim tabanın ters tarafı oluyor. Şimdi üstteki duran tek kanadına batıyorum ve tabanın tersine doğru çevirdim ve önünde duran, bakın, kısa bir ilmek var, çizgi gibi duran, bunun ikisini birlikte aldım. Buraya sık iğne yaptım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin üstteki duran tek kanadı ve onun önündeki duran kısa bir ilmek var. İkisini birlikte aldım ve tekrar sık iğne. Bu şekilde sık iğnelerin üstteki duran tek kanadı tersine doğru tabanı çevirince hemen önünde bir ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tekrar sık iğne. İsterseniz sadece üstteki duran tek kanadına batıp bu şekilde de sık iğne yapabilirsiniz. Burada ben daha sağlam olması için önündeki ilmekle birlikte alıyorum. Hemen önündeki ilmeğe battım. İkisini birlikte aldım. Tekrar sık iğne. Bu şekilde devam edelim sık iğnelerimizi yapmaya. Köşeye kadar gelelim. Köşeye geldim. Köşede daha hiçbir işlem yapmayacağız. Sadece sıramızı devam ettireceğiz. Köşedeki yine sık iğnenin üstteki duran tek kanadı ve onun önündeki kısa ilmeği ikisini birlikte aldım. Yine aynı şekilde hiçbir işlem yapmadan birer tane köşede de yine aynı şekilde sık iğne yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde devam edelim. Sık iğnelerimizi birer tane yapalım ve tekrar başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi son sık iğnenin içine de batıp ve buraya son sık iğnemi yaptım ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. Sıranın başında biz ilk yaptığımız
sık iğnemiz var. Şimdi bu noktaya batacağım. Hiç birleştirme yapmadan, ilmek kaydırmayla birleştirme yapmadan direkt ilk yaptığım sık iğnenin içine batıp tekrar buraya bir tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi devamında hiç birleştirme yapmadan sırası gelen boşluklara birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bakın burası bizim tam sıramızın başladığımız nokta. Yine aynı bu şekilde birkaç sıra sık iğne gittikten sonra bunun aynı hizasında işaretleyicinin olduğu yerde bitişi yapacağız. Bu şekilde devam edeceğim. Artık sık iğnelerin iki kanadını birlikte alıp bu şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Devam edelim. Sık iğnelere birer tane batalım. Tekrar sıra sonuna geldiğimiz zaman yine önümüze gelen sık iğnelere batacağız. Hiç birleştirme yapmadan direkt tekrar sık iğne yaparak ilerleyip bu şekilde döne döne sık iğnemizi yapalım. Burada 6-7 sıra sık iğne yapacağım. Sizlere en son ne kadar ördüğümü bilgisini paylaşacağım. Burada ben sıramı tamamladım ve 6 sıra olacak şekilde sık iğne ördüm. Tabanı bitirdikten sonra biz arka ilmeklerini aldık ve tabanla duvar arasında, bakın burada bir çizgi oluştu. Düzgün bir şekilde duvar kısmını örmüş olduk. 6 sıra oldu. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım ve yeni sıraya geçeceğiz. Başlangıç noktam yeşil işaretleri taktığım nokta. Tam bunun hizasında bitiriyorum 6. sırayı. Şimdi hemen yanındaki sık iğnenin içine battım. İlmek çıkarttım ve diğer ilmeğin içinden çıkartıp ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamlamış oldum. Bu şekilde birleştirdik. Şimdi yeni sıra için ben 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığın üzerine ipimi doladım. Yanındaki bir tane sık iğne atlıyorum ve ikinci sık iğnenin içine battım. İlmek çıkarttım. Tığımda 3 ilmek var. Önce ikisini bir ördüm. Tığımda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir. Şimdi yanındaki bir tane sık iğne atlıyorum ve ikinci sık iğnenin içine batıp buraya tekrar bir ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir. Ve tekrar yine bir tane sık iğne atladım ve ikinci sık iğnenin içine buraya yine bir ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde kafeslerimizi oluşturmaya başladık. Tekrar yine arada bir zincir, bir boşluk atladım ve ikinci sık iğnenin içine bir ikili trabzan şekilde arada birer boşluk sık iğne atlayacağız. İkinci sık iğnenin içine batıp arada da bir zincirimiz olacak. İkili trabzanlar yapıp bu şekilde devam edeceğiz. Sıranın sonuna kadar trabzanlarımızı, kafeslerimizi oluşturalım. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Buraya kadar 66 tane kafes yaptım. Sıramın sonunda ilmek kaydırma boşluğuyla birlikte 1, 2, 3 tane boşluğum var. İlmek kaydırma boşluğunu sayıyorum burada. Tığın üzerine ipimi doladım. Bir tane burada 67. kafesimi oluşturdum. Burada boşluk sayacağım ben ilmek kaydırma boşluğunu. Arada bir zincir çekip şimdi burada bir sıra başında 3 tane zincir çekmiştik. İkinci zincirin içine batıp ilmek çıkarttım ve diğer ilmekten kaydırdım. Bu şekilde toplamda saydığım zaman kafes sayım 68 tane kafesim oluştu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Bir üst sıra için biz burada ikinci zincire batmıştık. İlmek kaydırma yapmıştım. Şimdi aradaki boşluğun içine bu şekilde battım ve ilmek kaydırmayla orta noktaya geldim. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bakın şimdi hep aralara batacağız. Ara boşluklara tekrar trabzanlar yapacağız. Şimdi bir sonraki ara boşluğun, bir zincirlik boşluğun içine direkt boşluğa batıyorum.
buraya 1-2'li trabzan yaptım ve ilk kafesi oluşturdum. Tekrar burada arada bir zincir ve bir sonraki boşluğa bir zincirlik boşluğun içine buraya bir trabzan, bir zincir, bir sonraki bir zincirlik boşluğa tekrar trabzan. Kafesimi bu şekilde oluşturmaya devam edeceğim. Arada bir zincir, bir sonraki bir zincirlik boşluğa tekrar trabzan şekilde hep bir zincirlik boşluklara kafeslerimizi yapalım. Tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada son kafesimi yaptım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Arada bir zincir çektim ve sıranın başında biz 3 tane zincir çekmiştik. İkinci zincirin içine batıp buraya bir ilmek kaydırma yaptım ve sıramı bu şekilde birleştirmiş oldum ve toplamda yine ilk sırada olduğu gibi 68 tane kafesim olmuş oldu. Şimdi bir sıra daha yine kafes sırası yapacağım. Tam orta noktaya gelmem lazım. Hemen önündeki bir zincirlik boşluğa batıp buraya bir ilmek kaydırma yaptım ve tam orta noktaya geldim. Yine 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Şimdi bir sonraki bir zincirlik boşluğa tekrar yine bir önceki sırada yaptığımız gibi yine kafeslerimizi oluşturacağım. Yine arada birer tane zincirimiz olacak. Bu şekilde devam edelim. Birer zincirlik boşluklara tekrar kafesimizi oluşturalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son kafesi oluşturacağız. Aynı zamanda siyah renk ipimizi de geçeceğiz. Arada yine bir tane zincirimiz olacak. Son kafesi yapıyoruz. Yani 68. kafesi oluşturacağım. Sıra başında biz 3 tane zincir çekmiştik. İkinci zincirin içine battım. Bakın bu şekilde ikinci zincirde tığımı battım, bekletiyorum. Şimdi siyah renk ipimi alacağım. Alttan biraz ip bırakacağım arada yürütmek için. Şimdi bu iki ilmeğin arasından siyah renk ipimi çıkarttım. Şimdi burada açık renk ipimle burayı sıkıştırdım. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Açık renk ipimizle burayı sıkıştırdıktan sonra burada 5 sıra siyah renk ipimizle sık iğne gideceğiz. Şimdi bir zincir çektim. Buradaki ikinci zincirin içine batıp ilmek kaydırma yapmıştık. Yine aynı şekilde ikinci zincirin içine batıp buraya ilk sık iğnemi yaptım. Tekrar bir zincirlik boşluğa batacağım. Örerken de siyah renk ipimi arada yürüteceğiz. Aynı zamanda ben burada açık renk ipimi de kopartacağım. Biraz açık renk ipimizde pay bırakıyorum ve bu noktada ipimi koparttım. Şimdi örerken de hem siyah renk ipimizi hem de açık renk ipimizi, kısa iplerimizi arada bırakacağız. Bir zincirlik boşluğun içine buraya bir sık iğne, trabzanın tepesine battım ve kısa iplerimi de tığın üzerine aldım. Buraya bir sık iğne. Şimdi bir zincirlik boşluğun içine buraya bir sık iğne ve trabzanın tepesine bir sık iğne. Bu şekilde bir zincirlik ara boşluğa bir tane, bir tane de trabzanın tepesine sık iğne şekilde yapacağız. Sık iğnelerimizi yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son bir zincirlik boşluğa buraya son sık iğnemi yaptım. Şimdi sıranın başında ilk yaptığım sık iğne ile birlikte tekrar normal bir şekilde burada yaptığımız sık iğne yaptığımız gibi döne döne spiral şekilde öreceğiz. Birleştirme yapmadan öreceğiz sık iğnelerimizi. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin içine batacağım. Burada ilmek kaydırma yapmadan direkt ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi ben buradaki başlangıç noktam belli olması için alt kısma işaretleyici takacağım.
Daha sonra sık iğnelerimizi bunun hizasında bitireceğiz. Şimdi devam ediyorum. Birleştirme yapmadan birer tane her sık iğne boşluğuna sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Şimdi biz ikinci sıradayız. Tekrar sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım. Sıra sonunda tekrar her sık iğne boşluğuna devam edeceğiz sık iğneleri yapmaya. Toplamda 5 sıra olacak şekilde siyah renk ipimizi örelim. Sıramı tamamladım. Burada 5 sıra olacak şekilde siyah renk ipimle ördüm. Bitişi de başladığımız nokta işaretleyici takmıştık. Onun aynı hizasında 5. sıramı tamamladım. Şimdi burada buradaki bizim ilk 3 sıra kafes sırasını yapacağız. Şimdi hem birleştirme yapacağız, aynı zamanda açık renk ipimize geçeceğiz. Şimdi onu sizlerle paylaşacağım. Kafes sırasını yapacağız. Hemen yanındaki sık iğnenin içine battım ve tığımı bu şekilde bekletiyorum. Ben burada siyah renk ipimi koparttım. Bunu da belirtmek istiyorum. Burada biraz artık açık renk ipimizle örmeye devam edeceğiz. Şimdi burada açık renk ipimi aldım. Alttan biraz ipimi fazla bırakıyorum. İlk önce birinci ilmekten çıkarttım. Daha sonra tığda bekleyen ilmekten açık renk ipimi çıkartmış oldum. Şimdi burada biz kafes sırası yapacağımız için sıra başında 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığın üzerine ipimi doladım. Bu kısa iplerimi de arada iç kısımda çantanı yürüteceğim. 3 zincir çektim. Yanındaki bir tane boşluğu atlıyorum. Bir sonraki sık iğnenin içine batıp buraya ilk trabzanı yaptım. Tekrar bir zincir, bir boşluk atladım ve ikinci boşluğun içine buraya bir trabzan yaptım. Tekrar bir zincir, bir boşluk atladım ve ikinci boşluğun içine buraya bir trabzan yaptım. Bu şekilde kafeslerimizi oluşturacağız. Bu kısa iplerimizi de çantanın aralarından yürüteceğiz, gizleyeceğiz bunları. Şimdi devam edelim, burada kafeslerimizi oluşturalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi son burada kafesimi oluşturup daha sonra birleştireceğim. Bir tane zincir çektim. Sıranın başında biz 3 tane zincir çekmiştik. 1 ve 2. İkinci zincirin içine batıp buraya ilmek kaydırmayla sıramı tamamlamış oldum. Yine burada ilk yaptığımız gibi 68 tane burada kafesimiz oluştu. Şimdi bir üst sıra için hemen bakın yanındaki bir zincirlik boşluğa batıp ilmek kaydırmayla orta noktaya gelmiş oldum. Şimdi tekrar burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa tekrar kafesimi oluşturdum. Hep bir zincirlik ara boşluklara batacağız. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa tekrar yine aynı şekilde kafesimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Ara boşluklara kafeslerimizi oluşturalım. Aynı burada yaptığımızın buradaki 3 sıranın aynısını burada 3 sıra olarak tamamlayacağız. Sıra sonuna geldiğimiz zaman yine ikinci zincire batıp ilmek kaydırma yapacağız. Daha sonra bir zincirlik boşluğa hemen önündeki boşluğa ilmek kaydırma ile orta noktaya geleceğiz. Tekrar 3 zincir çekip bir sonraki ara boşluğa batıp kafeslerimizi oluşturacağız. Yani buradaki yaptığımızın aynısını yapacağız. Buradaki bizim 3 sıra yaptığımız kafesin aynı şekilde burada yine 3 sıra olacak. Kafeslerimizi tamamlayıp gelelim. Sıramın sonuna geldim. 3 sıra olacak şekilde kafeslerimizi tamamladım. Şimdi sık iğne sırasını yapacağız. Bunda siyah renk ipimle örmeyeceğim. Yine aynı renk ipimizle sık iğne sırasını devam edeceğiz. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Şimdi tekrar burada en son 3. sırayı tamamlarken arada bir zincir çekip sıra başında 3 zincir çekmiştik. 2. zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi yeni sıra için burada sık iğne sırasını yapacağım. Bir zincir çektim. Zincirin dibindeki boşluğa buraya ilk sık iğnemi yaptım.
Şimdi bir zincirlik boşluğa geldim. Buraya bir sık iğne. Trabzanın tepesine bir sık iğne. Bir zincirlik boşluğa bir tane. Trabzanın tepesine bir tane olacak şekilde tekrar buradaki gibi sık iğnelerimizi yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son bir tane burada boşluğum kaldı. Ve buraya son sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi tekrar ilk yaptığım sık iğne birleştirme yapmadan direkt batıp tekrar ilk sık iğnemi yaptım. İşaretleyici bu kısma takmak istiyorum. Alt kısma başlangıç noktam belli olması için işaretleyici taktım. Hemen yanındaki sık iğnenin içine tekrar sık iğne yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde sık iğnenin ikinci sırasını yapıyoruz. Sıra sonuna geldiğimiz zaman yine her sık iğnenin içine birer tane tekrar sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde toplamda 4 sıra olacak şekilde sıramızı tamamlayalım. Biz burada siyah renkle 5 sıra yapmıştık. Açık renk ipimizle 4 sıra yapacağız. 4 sıra olarak burayı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. 4 sıra sık iğneme gittim. Burada isterseniz 5 sıra da yapabilirsiniz. Ben çantanın orijinalinde 4 sıra yaptıkları için aynısını yaptım. Şimdi bu şekilde 4 sırayı tamamladım. Yine 3 sıra kafes sırasını yapacağız. Şimdi burada yine başlangıcı ben paylaşacağım. 4 sıramı tamamladım. İşaretleyicinin hizasına bitirdim. Yanındaki sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yaptım ve sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi kafes sırasını yapmak için biz 3 tane zincir çekiyorduk. 1, 2 ve 3. Yanındaki bir tane sık iğneye atladım ve ikinci sık iğnenin içine trabzanı yaptım ve ilk kafesi bu şekilde oluşturdum. Arada bir zincir, bir boşluk atladım ve ikinci sık iğnenin içine tekrar bir trabzan yaptım. Bu şekilde tekrar kafeslerimizi oluşturuyoruz. Buradaki 3 sıranın aynısını yapıyoruz. Daha sonra biz 3 sıra kafes sırasını yaptıktan sonra rengimizi değiştiriyoruz. Burada anlatmıştım. 5 sıra siyah renkle sık iğnemize gidiyoruz. Yani buradaki 3 sıra kafes, bir buradaki şerit olan siyah renkle yaptığımız 5 sıra sık iğne yapıyoruz. Ardından tekrar 3 sıra kafes ve 4 sıra rengimizi değiştirmeden açık renkle 4 sıra sık iğne yapıyoruz. Yani buradaki kısmın aynısını bir kere daha yapıyoruz. Bu şekilde aynısını yaptıktan sonra en son yine 3 sıra kafes ve 5 sıra sık iğne ile bitiriyoruz. Bu şekilde yani 3 tane siyah şeridimiz olacak ve 2 tane açık renkle yaptığımız şerit olmuş olacak. Bu şekilde çantamızı tamamlayalım. Sıramı ben tamamladım. Çanta yeteri kadar yükselttim. Biz tabandan sonra 6 sıra sık iğne yapmıştık. Daha sonra 3 sıra kafesle başladık. 3 sıra kafes, 5 sıra siyahla ördüm. 3 sıra kafes ve 4 sıra açık renkle ördüm. Aynı buradaki tekrarını bir kere daha yaptım. Ve ardından tekrar 3 sıra kafes ve en son 5 sırada siyah renkli sık iğneyi tamamlamış oldum. Şimdi bu şekilde çantamızı tamamladık. Şimdi burada sizlere çantayı ne kadar yükselttiğimin ölçülerini de paylaşacağım. Çantanın eni 38 santim ve yükseklik tabandan sonra ölçtüğüm zaman yükseklik 39 santimde yükseklik var. Şimdi burada çantamızı tamamladık. 5 sıra en son sık iğneyle gittim. Siyahla tamamladım. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. Ardından bir sırada çantanın ağız kısmına ilmek kaydırma yapacağım. 5. sırayı tamamladıktan sonra başladığım yerin aynı hizasında bitirmiş oldum. Şimdi yanındaki sık iğnenin içine batıp ilmek çıkarttım ve diğer ilmeğin içinden
çıkartıp ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bu yaptığım ilmek kaydırmanın içine de işaretleyici taktım. Bir sonraki sık iğnenin içine batıp diğer ilmekten çıkarttım. Bu şekilde bir sıra her sık iğnenin içine ilmek kaydırmalarımızı yapacağız. Bu şekilde ağız kısmına ilmek kaydırmaları yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramı tamamladım. Ben burada ipimi koparttım. En son ilmek kaydırmayı da yaptıktan sonra ipimi burada çıkartıyorum. İlk yaptığım ilmek kaydırmayı atlayacağım. Bir sonraki ilmek kaydırmanın tam ilmek kaydırma noktasına batacağım. Şimdi bu kısa ipimi çantanın iç kısmına alacağım. Şimdi son yaptığım ilmek kaydırmanın da arka tek kanadına batıp tekrar bu kısa ipi çantanın iç kısmına aldım. Bu şekilde ilmek kaydırmalarımızı tamamlamış olduk. Birleştirdik. Bu ipimizi de çantanın iç kısmına alıp daha sonra bu kısa ipi çantanın arasında yürütüp gizleyeceğim. Bu şekilde çantamızı tamamladık. Şimdi sırada çantamızın askısını sizlerle paylaşacağım. Askımızı örmek için ipimi aldım. Ben burada 3 milim tığla öreceğim. Burada askımız esnememesi için tığ numaramı küçülteceğim. Eğer elinizde 3 milim tığ yoksa elinizi biraz daha sıkı tutarsanız o şekilde de 3,5 milim tığla da örebilirsiniz. Ben burada ipimi aldım. Alttan biraz ip bırakacağım. Çantaya dikmek için kullanacağız. İlk burada ipimi kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz askınızı. Ben 7 tane sık iğne ile başlayacağım. O yüzden 8 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 zincirimi çekip geliyorum. 8 tane zincir çektim. Şimdi hemen yanındaki zincirin içine battım. İlmek çıkartıp ilk sık iğnemi yaptım. Bir sonraki zincir boşluğuna battım. İkinci sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her bir zincir boşluğuna birer defa batıp sıra sonuna kadar geleceğiz. Toplamda burada 7 tane sık iğnem olmuş oldu. Şimdi bir üst sıra için ilmek uzattım. Örgümün arkasını çevirdim. Hemen uzattığım ilmeğin dibindeki boşluğa ilk sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her bir sık iğne boşluğuna birer defa batıp tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Kenarda son sık iğnem kaldı. 7. sık iğnemi de buraya battım. Şimdi 7 tane tekrar sık iğnemiz oldu. Zincirsiz dönüş sağlıyorum. Kenarları daha düzgün olması için tekrar ilmek uzattım. Örgümün arkasını çevirdim. Yine aynı şekilde hemen dibindeki boşluğa ilk sık iğnemi yaptım. Her bir sık iğne boşluklarına birer defa batıp bu şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Son sık iğne boşluğuna da 7. sık iğnemi yaptım. Tekrar ilmek uzatıp örgümüzün arkasını çevirip yine aynı şekilde dibindeki boşluktan itibaren tekrar sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde ileri geri sık iğnemizi yapalım, askımızı büyütelim. En son ne kadar ördüğümün bilgisini paylaşacağım. Askının ben burada tamamladım. Şimdi ölçüsünü paylaşacağım. Askının eni 4 santim, uzunlukta istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Uzunlukta 63 santim. Şimdi ben burada en son çantaya dikmek için de yine ip bırakacağım. En son sıramı tamamladım. Bir tane zincir çekip yine çantaya dikmek için biraz ip bırakacağım. Şimdi bu hazırladığımız askıyı çantamıza dikeceğiz.
Askının ben bir tanesini diktim. Bakın bu şekilde askıyı diktim. Şimdi diğer tarafı birlikte dikeceğiz. İlk önce çantayı güzel bir şekilde taban kısmından itibaren düzgün bir şekilde koyup ortalayacağım. Tam ortaladıktan sonra iki kenar kısmına işaretleyici takacağız. Tam kenar kısımlarına işaretleyici taktıktan sonra askıyı ben diğer tarafı diktiğim için bunu düzgün bir şekilde ayarlıyorum. Ucuna ip bırakmıştık biz dikmek için. Geniş uçlu etamın iğnesi kullanıyorum çantama dikmek için. Şimdi bunu aldım düzgün bir şekilde tam buradaki askının tam orta noktasına, yani dördüncü sık iğnenin içine, 1, 2, 3 ve dördüncü sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Tam bu şekilde ortalamış olduk. Askının tam orta kısmı, kenar kısmını ayırdığımız işaretleyici takmış olduk. Sağ tarafta 3 tane, sol tarafta da 3 tane sık iğne var. Şimdi buradaki ilk sık iğneden itibaren dikeceğim. Bakın sol tarafta 3 tane sık iğne gelecek şekilde tam ilmek kaydırma yaptığım yerin alt kısmından iğnemi çıktım. Şimdi hemen yanındaki sık iğnenin tam ilmek kaydırmanın altındaki noktadan dikmeye başlıyorum. Bir sonraki ikinci sık iğnenin içine battım. Askının ikinci sık iğnesine battım. Şimdi sağlam olması için aynı noktaya ikişer defa batacağım. Şimdi ilk birinci battığım sık iğnenin içine battım ve onun karşısındaki, yani biz burada 3 tane sık iğne ayırmıştık. En kenardaki sık iğnenin alt kısmından tekrar iğnemi çıktım. Hemen yanındaki tekrar sık iğne ve onun askıdaki ikinci sık iğneye battım. Bu şekilde bir sonraki sık iğneye battım ve onun karşısındaki sık iğnenin içine tekrar battım. Şimdi işaretleyici ben burada çıkartacağım artık. İşaretleyici taktığım yerin ve onun karşısındaki askının tam dördüncü sık iğne oluyor, orta noktasına battım. Tekrar yine aynı şekilde sağlam olması için tekrar geriye döndüm. Yine aynı noktaya bir kere daha battım. Tekrar bir sonraki askıdaki bir sonraki sık iğne ve onun karşısındaki hep ilmek kaydırmaların altındaki boşluktan çıktım. Ve tam onun yanındaki sık iğne geriye döndüm. Tekrar yine aynı battığım noktaya tekrar batıyorum. Ben burada şimdi askımı diktim. Şimdi bu kısa ipimi aralarda yürüteceğim. Bu şekilde askımızı diktik. Şimdi çantanın son bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım ve ne kadar katip kullandığımı bilgisini vereceğim. Çantanın eni ölçtüğüm zaman 38 santim ve yükseklik 39 santim de yükseklik var. Tabanın derinlik 12 santim ve eni tabanın 30 santimde eni var. Ben toplamda 300 gram katip kullandım. 100 gram kadar siyahtan, 200-290 gram da açık renkten kullanmış oldum. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek
Hoşça kalın.